Ayşem Hanım, özel sektörün bu konudaki duruşu, sizlerin şirket olarak neler yaptığınız ve önümüzdeki vizyonunu bize anlatabilir misiniz? Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben sunumumu kontrol edebilmek için Değerli Sayın Başkan, değerli katılımcılar, çok sevgili misafirlerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen bu değerli günde Akıllı Şehirler panelinde olmaktan çok büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz Turkcell olarak. Ben sözlerime şunu ifade ederek başlamak istiyorum. Altın, petrol, doğalgaz. Dünyanın son 500 yıllık tarihine bakıldığında güç kaynağı olan güç kaynakları. Türkiye doğal rezervlerinin kısıtlı olması nedeniyle petrol konusunda öncü yer almadı. Ama doğalgaz konusunda Avrupa'daki en büyük 13 ana doğalgaz hattının bir şekilde altısının Türkiye ile ilişkili olmasından ve alım gücünü iyi kullanmasından dolayı doğalgaz konusunda söz sahibi olabildi. Bugün artık dünyada gücün kaynağı, gücü belirleyen ana parametre veri, data. Dolayısıyla dünyadaki küresel data merkezlerinin haritası bir anlamda yeni dünyanın rezerv haritaları. Akıllı şehirler, bugünkü panelin konusu olan akıllı şehirlerin de kalbi, beyni işte bu veri ve bu veri merkezleri ve bu verilerle yaratılabilecek değer. Maalesef Türkiye'de fazla veri merkezimiz yok. Bu yüzden de Türkiye'nin verilerinin %96'sı yurt dışında. Biz ülke olarak verimize sahip çıkmalıyız. Birinci adımımız bu olmalı. Yani Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı. İşte biz de Turkcell olarak bu alanda yaptığımız yatırımlarla bu alanda ilerleme kaydedilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yüzden biz çalışmalarımıza Gebze'de Türkiye'nin en büyük veri merkezini oluşturarak, bu yatırımı yaparak başladık. Bu bizim 8. büyük veri merkezimiz oldu. Buradan itibaren Ankara'da ve İzmir'de 2 adet daha veri merkezimizin yatırımlarını planladık. Ve önümüzde de baktığımız dönemde bu planlamalarla veri merkezi kapasitemizi 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Peki ne yapacağız bu verilerle? Bu verileri Türkiye'de tutacağız. Bu verileri yerleştirebileceğimiz veri merkezlerini kuruyoruz. Kapasitemizi arttırıyoruz. Değerli konuklar, bu verilerin işlenmemiş halinin esasında aslına bakarsanız tüketiciler için, müşteriler için, kurumlar için, iş yerleri için, yerel yönetimler için fazla bir anlamı yok. Bu yüzden biz Turkcell olarak 2,5 senedir bir dönüşüm programı içerisindeyiz. Biz artık kendimizi teknoloji odaklı bir telekomünikasyon firmasından hizmet odaklı bir deneyim sağlayıcılığına dönüştürmekteyiz. Bu ne demek? İşlenmemiş ham veri değil, dijital servisler adını verdiğimiz, bunların birçoğu küreselleşmekte olan işlenmiş veri, yani dijital servislerle veriye anlam katarak değer katmayı planlıyoruz. Bu ne demek? Bizim müşterilerimizin, bireylerin televizyon, dijital televizyon, dijital müzik, dijital bulut servisi, mesajlaşma servisi gibi işlenmemiş veri yerine, işlenmiş veriyle günlük hayatlarında 1940 dakikadan ibaret olan günlük hayatlarında ihtiyacı olan servislere, ihtiyacı olan yerlerde ihtiyaçları olduğu şekilde karşılayabilecekleri dijital servisleri sağlamak. Bizim içinden geçmekte olduğumuz dönüşüm ve Türkiye'de tutmamız gerektiğini düşündüğümüz veriyle bireylere hitap etmek için içinde olduğumuz yolculuk bu. Bildiğiniz
üzere yakın zamanda biz Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın diye Türkiye'nin ilk yerli arama motoru olan Yani'yi kullanıma sunduk. Böylece Türkiye, dünyada kendi arama motoruna sahip ülkeler arasına girdi. Neden mi yaptık? Şunun için yaptık. El alemin arama motoru ararken Yani buluyor. Yani çünkü Yani bizden biri. Çünkü Yani Türkçeyi bilen bir arama motoru. Çünkü Yani Türkiye'yi coğrafi olarak çok iyi tanıyor. Yani konum bazlı aramalar yapıldığında en yakındaki işletmeleri, en yakındaki cevapları en üst sıralarda getirerek bulunmayı da kolaylaştırıyor. Sadece bulmayı değil, bulunmayı da kolaylaştırıyor. Bu bakımdan yeni iş imkanları ile cari açığa pozitif katkıda bulunuyor. Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalmasını sağlıyor ve bu yönlerle de mobil ekosistemi güçlendirmeye katkıda bulunuyor. Biz Turkcell olarak az önce gösterdiğim dijital servislerimizi teker teker sırayla bu coğrafi özelliğiyle ön plana çıkan Yani'ye entegre ediyoruz. Çok yakın bir gelecekte Türkiye'deki yatırımcılarda, Türkiye'deki yazılımcılarda Yani ile entegre olarak servislerini, yeni potansiyellerini gerçekleştirmek üzere, yeni iş imkanlarını gerçekleştirmek üzere imkan bulacaklar. Size şöyle anlatmaya çalışayım. Coğrafi konumlu bilgi sistemlerinin burada neden önemli olduğunu anlatabilmek için. Şöyle düşünelim. Çankaya'da yaşayan bir vatandaşımız çilingire ihtiyacı olduğunda, el alemin arama motorlarında gidip çilingir aradığında, Kızılay'da bir çilingir bilgisiyle karşı karşıya kalabiliyor. Coğrafi olarak akıllı olmayan bir arama motorundan bu arama yapıldığında. Böyle bir durumda da üç açıdan değer kaybı olmuş oluyor. Bir, vatandaş aradığı bilgiye ulaşamıyor. İki, Çankaya'daki çilingir bulunamamış oluyor. Üç, Kızılay'daki çilingir bulunmasına rağmen bir iş fırsatı doğmamış oluyor. Coğrafi bilgi sistemleri bireyler için anlamlı, bireyler için değerli servisler yaratmakta kullanıldığı kadar aslında iş yerleri, kurumlar ve yerel yönetimler için de değer yaratmak üzere kullanılabilir. Örneğin, biz Turkcell olarak iş yerlerini, kurumların, yerel yönetimlerin yatırımlarına yön vermelerini desteklemek amacıyla akıllı harita çözümünü geliştirdik. Akıllı harita çözümü sayesinde iş yerleri, kurumlar ve yerel yönetimler mevcut ve potansiyel müşterilerinin hareketlilik ve yoğunluğunu coğrafi olarak inceleyerek yatırımlarına yön verebiliyorlar. Veya hareketlilik bilgisinden yola çıkarak oluşturduğumuz raporlara bakarak ulaşım güzergahı veya saati belirleme gibi şehircilik anlamında değer katabiliyorlar. Akıllı şehirler konseptine baktığımızda binalar, arabalar, yollar, enerji ve altyapı sistemleri milyonlarca sensör aracılığıyla topladığı verilerin, nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri aracılığıyla birbirleriyle konuşturarak az önce anlattığım ham data değil, ham ve işlenmemiş veri değil, işlenmiş veriye dönüştürerek müşterilere ve vatandaşlara değer katan servisler sağlayabiliyorlar. Yine geleceğe baktığımızda, ulaşım sistemlerine baktığımızda bugün bireysel araç sahipliğinin ileride yerini otonom araçlarla ulaşımın artık bir servis olarak sunulduğu, vatandaşın artık ulaşıma bir servis olarak ulaşabildiği bir geleceğe bırakacak. Elektrikli araçlar elektrik ve ulaşım sistemlerinin altyapılarına entegre edecek. Daha pek çok alanda makineler arası iletişim, M2M dediğimiz makineler arası iletişim aracılığıyla akıllı ulaşım sistemleri, akıllı belediyecilik, akıllı tarım gibi alanlarda bu verinin Türkiye'de tutulacak, bu verinin işlenerek
müşterilere, bireylere, vatandaşlara, kurumlara değer sağlaması sağlanacak. Tekrar etmek istiyorum. Türkiye'nin bugün verisinin %96'sı Türkiye'de değil. İlk işimiz bu veriyi Türkiye'de tutmak el birliğiyle. İkinci işimiz bu verilerin altyapımızla, teknolojimizle, mühendisliğimizle ki Turkcell bu yolculukta görevini üstlenmiş ve bu yolculukta değer katmak için son derece kararlı adımlarla çalışmalarını sürdürmekte. Bizler hep birlikte kamu özel işbirlikleri birliktelikleriyle çalışarak Türkiye'de tutacağımız bu verinin değer katacak servislere dönmesi için ileriye doğru adımlar atacağız. Ben çok teşekkür ediyorum.